Türkiye'nin kendi sınırlarını koruma hakkına da herkes saygı göstermelidir. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Suriye sınırında düşürülen Rus uçağının ardından ilk kez konuştu. Türk hava sahasını ihlal eden iki uçak olduğunu söyledi. F-16'larımız tarafından yapılan müdahale sonrası bu uçak düşürülmüştür. İki uçaktan bir tanesi. Erdoğan'ın bu sözleri salonda alkışla karşılandı. Bunun üzerine Erdoğan'ın yorumu gecikmedi. Kardeşlerim, yani mesele aslında tabii bir alkış meselesi değil. Yani biz buna şahit olmak istemeyiz. Ama böyle bir durumla karşı karşıya bırakılmanın ne yazık ki ızdırabını yaşıyoruz. Türkiye'nin komşularıyla başka herhangi bir ülkeye karşı düşmanlığı asla söz konusu değildir. Suriye'de bugüne kadar çok daha vahim olaylar yaşanmamasının sebebi Türkiye'nin soğukkanlı tutumudur. Sabah saatlerinde Suriye sınırında düşürülen savaş uçağının ardından Ankara teyakkuzdaydı. Son olarak Beştepe'de güvenlik zirvesini topladı Cumhurbaşkanı. Toplantıya Başbakan, Genelkurmay Başkanı, ilgili bakanlar ve MİT müsteşarı katıldı. Erdoğan, 81 ilden gelen öğretmenleri ağırlarken sabah yaşanan gelişmeyi anlattı. Cumhurbaşkanı, aidiyetinin belli olmadığını söyledi. Aidiyeti belli olmayan savaş uçağına angajman kuralları gereği müdahale edilmiştir. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bayır Bucak Türkmenlerine yönelik saldırıları kınadı. Bayır Bucak Türkmenlerinin olduğu bölge, DAEŞ terör örgütünün olduğu bölge değildir. DAEŞ'in hemen hiçbir varlığının olmadığı bu bölgedeki saldırılar doğrudan Esed rejimini ayakta tutma amacına yöneliktir. Suriye'deki muhalif gruplara desteğin süreceğini söyleyen Erdoğan, Bayır Bucak Türkmenlerine yardım götürürken durdurulan MİT tırlarında silah olduğu iddialarını hatırlattı. Şimdi bazıları diyor ki Başbakan Erdoğan diyordu ki onların içinde silah yok. Yahu varsa ne olacak, yoksa ne olacak? Ne diyoruz biz? Oraya insani yardım götürüyoruz. Erdoğan bir kez daha Suriye'de adil çözüm için Esad rejiminin gitmesi gerektiğinin altını çizdi, sınırda güvenli bölgenin yakın zamanda hayata geçeceğinin sinyalini verdi. İnşallah çok yakında Trablus Akdeniz hattındaki insani güvenlik bölgesi uygulamasını müttefik ülkelerle birlikte hayata geçireceğiz.